Herkese merhabalar. Bugün sizlere İzmir'den gelen yeğenimin isteği üzerine yapmış olduğum resimli pastanın tarifini vereceğim. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım. Evet, şimdi pastamın kremasını yapacağım. Kreması için ben hazır pastacı kreması kullanıyorum. Normal arkasındaki ölçülere göre içerisine 1,5 su bardağı süt ve 50 gram kadar margarin ekledim ve kremamı güzelce çırpıyorum. Evet, şimdi gördüğünüz gibi kremamı çırptım. Gayet güzel bir kıvamı var. Şimdi içerisine şöyle yaklaşık bir paket kadar eritmiş olduğum ben bitter çikolata ekliyorum. Kakaolu yapacağım çünkü. Sizler bu sade yapmak isterseniz direkt bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle 2 kaşık kadar ekledim ve güzelce çırpacağım. Azar azar ekleyerek mikserimizi çalıştırıyoruz. Evet, ben makinamdan çıkarttım. Gördüğünüz gibi kıvamı şahane bir krema oldu. Şimdi şöyle ben sıkma torbamın içerisine bir spatula yardımıyla güzelce dolduracağım ve dolabıma kaldıracağım. Daha sonra pandispanyamı yapmaya geçeceğim. Evet, gördüğünüz gibi şu şekilde kremam hazır. Şimdi şöyle dolabıma kaldıracağım ve pandispanyamı yapmaya geçiyorum. Pandispanyam için ben kabarık bir pandispanya istediğim için 6 adet yumurta kullanıyorum. Sizler küçük bir pasta yapacaksanız 4 tanesi yeterli olacaktır. Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırmadan mikserimizi alalım ve yaklaşık 2 dakika kadar yumurtalarımızı çırpmaya başlıyorum. Güzel çırpacağım. Daha sonra içerisine diğer malzemelerimi katacağım. Şimdi çırptığım yumurtalarımın içerisine şöyle bir çay kaşığına yakın tuz ekliyorum ve tuzla yumurtamı da 1 dakika kadar çırpacağım. Tuzumuzu da yumurtalarımızla beraber çırptıktan sonra şimdi içerisine azar azar ekleyerek 1 su bardağı kadar toz şekeri ekleyeceğim ve şöyle çok az ekledim ve çırpmaya başlıyorum. 5-6 kere de yumurtamın içerisine şekerimi azar azar şöyle ekleyerek çırpacağım. Şekerimi 5-6 kere de ekledim. Gördüğünüz gibi iyice artık kabarmaya başladı yumurtalarım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı kadar suyu yine 3 aşamalı olarak şöyle azar azar ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Şimdi içerisine ekleyeceğimiz malzemeler kuru malzemelerimiz olacak. Bunun için mikserimi tamamen ortadan kaldırıyorum ve bir spatula yardımıyla yapacağım. Şimdi ben kuru karışımlarımı genelde eleyerek ekliyorum. Daha güzel kabarıyor arkadaşlar. Bir su bardağı kadar mısır nişastasını eleğime aldım. Ardından içerisine bir su bardağı kadar un ekliyorum ve aşamalı olarak şöyle eleyeceğim. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve isteğe bağlı olarak kakao katabilirsiniz. Şimdi 3 aşamada bunları eleyeceğim. Ben kakaolu yapacağım için 2 yemek kaşığı kadar kakao ekledim. Ve güzelce eleyerek bir kısmını şimdi eliyorum ve bir spatula yardımıyla dıştan içe gelecek şekilde şu şekilde karıştıracağım. Bu işlemi 3 kere de yapacağım dediğim gibi arkadaşlar. Güzel bir şekilde kabarması için, pandispanyamızın sönmemesi için bu işlem çok önemli. Evet, şöyle homojen bir karışım haline gelene kadar güzelce karıştırdım. Şimdi yağlı kağıt altına serdiğim kalıbımın içerisine döküyorum. Bu arada arkadaşlar kalıbımızı kesinlikle yağlamıyoruz. Yapışacaktır eğer yağlarsanız. O yüzden direkt bu şekilde döküyorum ve 170 derece alt üst ayarındaki fırında yaklaşık 35 dakika kadar fırının kapağını hiçbir şekilde açmıyorsunuz ve fırın ayarınızı kendiniz biliyorsunuz. 35-40 dakika aralığında pişecektir. 35 dakika açmayıp daha sonra kapağını açıp bir kürdan yardımıyla kontrol ederseniz pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Şimdi ben şöyle döktüm kalıbımın içerisine ve şu şekilde bir çubuk yardımıyla içindeki hava kabarcıklarını alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kekim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum ve hemen bir telin üzerine ters çevireceğim. Evet, hemen bir telin üzerine ters çevirdim. Şimdi tamamen soğumasını bekleyeceğim. Şimdi kekimi ortadan ikiye keseceğim ve ben 2 katta hazır kek kullanacağım. Evet, şimdi ilk katımı koydum ve
bir krema koyacağım ve ben vişneli yapacağım. Sizler nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Çilekli yapabilirsiniz, muzlu yapabilirsiniz. Direkt sadece kremalı da yapabilirsiniz. Şimdi kremamı şöyle bolca sürdükten sonra şöyle düzeltiyorum. Ve aralara vişne koyacağım dondurulmuş. Sizler dediğim gibi istediğiniz şekilde bir pasta yapabilirsiniz. Ben yeğenim için yaptığım için meyveli yapacağım. İçerisine vişnelerimi istediğim kadar koyuyorum. Daha sonra tekrar kekle kapatacağım. Krema, vişne, kek şeklinde bütün katlarımı yapacağım. Şimdi şu şekilde son katımda yerleştirdikten sonra beyaz pastacı kreması yapacağım. Ben çünkü üzerine Hello Kitty'li şablon yapacağım için üzerine beyaz, dışını beyaz yapmak istiyorum. İçi vişneli, kakaolu, kremayla kaplı. Şimdi beyaz kremamızı yapmaya başlayalım. Evet, şimdi hazır pastacı kremamın içerisine bir çay bardağı kadar süt ekledim ve bir çırpma teliyle katı bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kremam hazır. Şimdi şöyle pastamı alıyorum ve kremamdan şöyle üzerine süreceğim ve yanlarına süreceğim. Daha sonra dolapta yaklaşık 5 saat kadar dinlendireceğim. Evet, gördüğünüz gibi pastamı pastacı kremasıyla kapladım. Şimdi üzerini kapatacağım ve yaklaşık 5 saat kadar dinlendikten sonra üzerine Hello Kitty'li yapışkanlarımı yapıştıracağım. Evet, şimdi yaklaşık 4-5 saat kadar dinlendirdiğim pastamın üst kısmına ben bir krema daha yapacağım arkadaşlar. Normal krem şanti de yapabilirsiniz fakat ben normal pastalar için olan süt kremasından bir paket ekledim ve 1,5 yemek kaşığı kadar pudra şekerini ekleyerek mikser yardımıyla iyice katı bir kıvama gelene kadar yoğuracağım. Ve bu arada da 100 gram kadar beyaz çikolatayı benmari usulü eritelim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle mikser ucuna tamamen yapışacak kıvamda, katı bir kıvamda olmalı. Ve ben bu arada 100 gram kadar beyaz çikolatamı erittim. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla içerisine 3-4 aşamada ekleyerek mikserimi tekrar çalıştıracağım. Birden dökmeyin arkadaşlar. Yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya başlayalım. Evet, ben kremamı çırptım. Şahane bir kıvamı var. Şimdi içerisine ben pembe renk yapacağım için şöyle 2-3 damla kadar kırmızı gıda boyası koyuyorum. Çok az koyuyorum. Açık bir renk olsun istiyorum. Sizler katmaya da bilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi kremam şahane bir kıvamda. Çok güzel, tam istediğim gibi. Şimdi ben pastamı dolaptan çıkarttım ve pastamı üzerine şöyle ince bir tabaka bu kremadan süreceğim. Daha sonra da üzerine artık resimli pastamızı yapıştıracağız. Ben kalan bu kremayı da resimli pastanın kenarlarına süs yapmak için kullanacağım tabii ki. Şimdi her tarafını kaplayacağım. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel dümdüz şekilde sürdüm. Şimdi yaklaşık yarım saat kadar daha dolapta bu şekilde dinlendireceğim. Bu arada ben de kalan şu kremamı sıkma torbama dolduracağım. Ve şu kenarlarını hemen süsleyelim önce. Evet, şimdi ben şu şekilde koydum. Ve kenarlarını yıldız uçlu pasta aparatımla şöyle süslüyorum. Her tarafını bu şekilde kapatalım. Daha sonra resmimizi yapıştıracağız. Evet, gördüğünüz gibi şöyle kenarlarını süsledim. Şimdi dolabıma kaldırıyorum. Daha sonra artık şu şekilde almış olduğum Hello Kitty'li yapıştırmalarımızı yapıştıracağız. Tamamen dinlenen pastamın üzerine artık Hello Kitty'li yapıştırmalarımı yapıştırıyorum. Ben bandından şu şekilde çıkarttım ve tam kenarlara gelmeyecek şekilde orta kısımlarına yapıştıracağım. Elimizle şu şekilde bastırıyoruz. Bir kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Benim böyle elimle daha kolayıma gittiği için bu şekilde yapıştırıyorum. Şimdi dilediğiniz şekilde her tarafına istediğiniz şekilde yapıştırmaları yapıştırın. Tek bir şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane ortaya görsel yapıştırabilirsiniz.
Bu şekilde şahane bir tatlı bir pastamız oldu. Yeğenim çok beğenecek eminim İpek'cim. Şimdi kenarlarını ayırmış olduğum kremayla süslemeye geçiyorum. Benim süsleme aşamam bitti. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Tamamen çocukların seveceği bir pasta oldu. Şimdi bu krema tamamen yapıştırmış olduğum bu güzel görselleri içerisine çekecek. Sizler de denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Benim yeğenim çok beğendi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.